yapmayı düşünüyorum. Fiyat. Bunu da Fevzi'ye alacağım. Az size Amarok. Dixon'daki logoyu görüyor musun? Airbag yok ama logo var. Bizim istikamete geldik Paderborn. Bizim araba bu mu? Değil. Bu mu? Bu da değil. Sağlam arabalar var ha burada. Paderborn. Şurada bir Audi R8 var. R8 mi oluyor bu? Fiyatını da göster. Fiyatı uygunmuş. Türkiye'de 300-400 milyon. Başka dışarıda arabalar var. Bu ne Fevzi? Lotus. Fiyatına bak. Koltuklanmıyor. Özel köp 250 metalik grill. Koltukları sağlammış bu. Suede. Vites mi lan o? O kadar para veriyorsun şu kadar arabayı da vitesle. Bak Britanya bayrağı falan var burada. Motor mu mesela? Egzoz burada tek, single. Bak 5 silindir. 5 silindir mi? 5 kaporta. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen analizi yaptık. Bir tane değil lan, şurada da bir sürü var. Bu ne? Aslında biz bunu almamız lazımdı lan. Yani canavar yatıyor küçük. Elektrikli abi gibi lan. Elektrikli mi? Elektrikli. Rengi mengi hep mavi tatmışlar. Lambalar da gözler. Mavi abi. Fiyatını çekti de. Yumruk kadar abi hissettiği fiyat. Ama bu 256 PS A1. Bu şakamada değil ama lan. Ben ayağımızı çarptık bir yere. Elektrik kablolarını da içeceğim. Bu da fites. Ama 4 çekermiş. Bunun içini de göster bak. Çok lettermetli. Her yerde mavi aksentleri koyup kullanmışlar. Daha taze kokuyor lan bunun içi. Fırıl fırıl. Bak start stop var. Anahtarsız çalıştırma sistemi bile var. Koltuklar da sağlammış. Bakayım. Daha yepyeni. İlk senin götün bunu eritecek. Isıtacak bile seni. Bak Kills Go bile varmış herhalde. Çok baktığınız şey. Bu garajın en boktan arabası da bu. Şaka maka, bunun da içi Alcantara, Suede. Bu garanti 1.6 yapar. Daha tertemiz kokuyor, yeni temizlemişler bunun içini. Kapat. Bu da Porsche. Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Ağabey'in bir ara otomatikte yarıştığı araba bu. Kabloya takmışlar bak. Narkozda. Bu da Porsche'nin bir yeni modeli. Bu da bayağı bir yeni modeli. Bunun da içini gösterdim. Fiyatı neymiş bunun? 86.800. Vitesli bir garajı var. Kitlemiş tane. Onu oturtmazlar Fevzi. Bizim araba orada çalışıyor. Bunlara benzemez. Öksüz kendi başına kalmış orada. Duman at. Kara dumanlar atıyor. Bir de eskilerin BMW 3 seviyesi. BMW 3 seviyesi. Öyle deme lan. Bunun Türkiye'de acaba hastası var bunun. Biz boykot ediyoruz BMW'yi. Denemiyoruz. Kapısını açmıyor. Açık bak, kapısı görüyorsunuz. Kapı açıkmış. Tam açmıyor. Bu adam BMW'dir, iyi seviyor herhalde. Bu da fites galiba, gel bir bak. Bu da fites, bu da BMW boyukat. Tüm video boyukat, hadi kapat. Bizim canavarın yanında bir de mini kukur var. Bu da KTS içiymiş. KTS, MES, Johnny Works, Money Works, John Works. Bu suratlar bulandan biri bu, John Works. Baksana, fren sisteminin sağlam. Paslanmış ama pas tutmuş. Bizimki de aynı öyle, paslar içinde geberiyorlar. Bak burada hava giriyor. Kalbini soğutuyor bak burada. Kalp hızlı atmaya başladığında daha soğuk geliyor. Ne demek bu? Grand Prix. Grand Prix mi? Bilmiyorum. Grand Prix zaten. Ben kafamdan attım bir şey. Yerde yaprak var. Yaprak da güzel duruyor orada. Yazdım. Kar yağıyor lan burada. Hollanda'da hiç hava güneşli değil ama. Paderborn'da şu an saat 1.30, kar yağıyor. Paderborn'da 1.30. Buraya araba almaya geldiğin zaman saat 1'de plaka alabileceğin yerler kahve mağazasına çıkıyormuş. O yüzden işini iyi ayarla. Randevularını ona göre al. Bir saat iki ya da burada mal gibi beklememiz lazım. Plaka yok çünkü. Plakasız da arabayı süremiyor. Adam test ettirmiyor lan arabayı. Karlı olduğu için lastikler yaz lastiğiymiş. Kaza yaptığın zaman araba totolos oluyormuş. Bunlara eline hiçbir şey gelmiyormuş. O yüzden bize sürdürtmüyor. Kapat. Çünkü bizim canımız sıkıldı. Adamın arabalarına şöyle bakınca lanet olası BMW var. Ve lanetli KT serisi var yine burada. Bir tanesinden zor kurtulduk zaten. Dizimizde bir tane 3 seri KT var. Şakını almayın.
Bak bu adamın sağlam BMW'leri var. Burada bir tane Porsche var. Bak burada bir M3K'da bir 3 seri GT daha var. Burada BMW M3 var. Bak bu vitesliymiş lan. Vitesli değil. Yanma. Ha, otomatik. Böyle gözüküyor. Sağlam. DBS jantları var. Bunun egzozu da güzelmiş. Push'ta adam bize çarpıtmadı arabaya ama. O kadar da yalvardı lan YouTube için. Sizin için yalvardı ama adam vermedi. Ha, evet, adam. Özel egzoz. Vitesini yırtıyordu. Yırtılmış. Ama boykot ediyoruz abi. Oğlum bak Türklerin en sevdiği arabalardan biri bu. Kamyon. Amarok kamyon. Ne yazıyor sen? Kamyon. Kanyon. Canyon. Para yok kanyon. Ama bu sağlam bak ha. Bununla iade. Buraya 10 kişi bindirirsin, arazide gezdirirsin. Sana problem var. İşçilerini al götür oraya, at, getir. Bak bir de otomatik şanzıman ha. Fazla bir şey derisi falan değil, özel üzülmüş ben. Arabanın rengi de bizim kutonu rengi aynı. Kamyon, kamyon. Şanlı geldi ya Amarok. Al size Amarok. Bunun döşü de kapatın. Görüyor musun? Döşe bak. Bak manyak duruyor ha. Bunlar hatta 4 kaburlar. Bu kesin Türkiye'de iyi bu sene tutulan arazi arabalarının içinde. Ama böyle modelli ben sizi görmedim. Daha böyle nasıl onda çam falan koymuşlar. Yaktın. Tamam oğlum yeter patlattın la. Kart kredileri artık verdik. Pasportu masportu. Şimdi bize plaka ayarlayacak. Bak bizim gözümüze ne çarptı. Bunu da ben almayı düşündüm. Fiyat. Bunu da Fevzi'ye alacağız. Fiyat bak. Türkiye'de var mı la bu arabalardan? Türkiye'de bunlar bir numara böyle arabalar. Değil mi? Ha. Tofaş Şahin gibi. Aynı. Kaç gibi. Bak burada kaç para istiyorlar bak. 5900 euro. 75 model. Bak burada eski var. Eski Porsche'lar var bak. Bunlar da işçilerin arabası. Bunlar işe yaramaz bak. Bizim kopuk Punto da orada lan. Bak Lamborghini rengi gibi solmuş molmuş. Biz sizi kazıkladık la. Bizim aldığımız araba bu. Yeni geldi işte hazırlanıyordu. Biz bunu götürüyoruz. Portaya bakar mısın? Mercedes Benz. Direksiyondaki logoyu görüyor musun? Airbag yok ama logo var. Kalınlığını al. Bunlar da kemer yok. He, bunlar kemer yok. Zaten herhalde 50 km'den fazla gitmiyor. O yüzden gaza yapmak imkansız. Tahta kaplamak istedim. Daha şey falan iyi ama. Tanıklar girişine bak. Hiç böyle gördünüz mü? Ortadan elini şuradan sokman gerek. Anahtarı çekmek için. Kaputa bak. Orijinal boy herhalde daha. Resimle bulsa var ya. Bizim oğlanı da olsa şunu şöyle alırlar, kırarlar, götürürler. Şu ne diye acaba? Amblemleri. Arka emblem almış. Güzellik emblemi. Onlar madalyaları. Madalya. Sağlam araba. Tekerlere bak. Bunda nasıl yayrana gidersin biliyor musun? Acayip bir tane. Bu silke yağmur koyuyor mu acaba şu küçüklerine? O küçüklüğüne bakayım. Korumaz olur mu lan o? Adı var şuraya onun. Şuraya nasıl yağmur gelecek tarafı? Nereye? Bu sirke şuraya gelir. Onun adı var bir kere Mercedes yeter. Silmese de olur. Saate bak tık 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 tık. Sağlam çalışıyor. Acayip sağlam ha. Yatağımda yatıyormuşum gibi sanki acayip rahat. Direksiyon manyak. Airbag yok ama. Manyak buna şöyle anahtarı sokması var ya şöyle. Anahtarı bak. Anahtarı nasıl sokacaksın? Böyle koldan giriyor böyle anahtarı sokuyorsun, çeviriyorsun, çalıştırıyorsun. Saplara falan bak. Bir de düğmelere bak, aynı uçak şey gibi. Bir de arabada şöyle koku var. Öyle. Arabada daha hala yeni kokusu yeni var. Kokusu bindiğin var. Zaman böyle. Mercedes'in yeni kokusu var arabada. Tabii ki temizlemişlerdir falan ama yine de araba pis değil. Özel ağaç, kendi. Gerçek ağaç, sahte falan değil. Burada kibarca bir cam var, her açıyor. Şunda da cam açılıyor. Manyak bir şey, Rolls Royce'dan yanında halt etmiş yani. Koltukları da tak 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 tak, pancar motoru gibi yani. İyi sallanıyor, beşik gibi. Neyse hadi kapatalım. Lan Fevzi. Evet. Nasıl çıkacağım lan buradan, şundan mı asılıyor? Sen bu araba patlamamaz, bunu bir kapı saçmaladın böyle. Ay yavrum vay, hava. Bunun kapatmasını ben yapacağım. Sese bak.